Meteorolojinin yağış uyarısından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi de alarma geçti. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, AKOM'da yağmur önlemlerini takip etti. İstanbul genelinde 4500 personel, 1700 civarında iş makinesi ve buna dair ekipman olası olumsuzluklara karşı alarma geçirildi. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Eminönü ve Aksaray semtlerinin bulunduğu Fatih'e 1 saatte metrekareye 114 kilogram yağış düşmüş, ani yağış sele dönüşmüştü. Konuya ilişkin açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hepiniz Murat Yazıcı yaptı. Afet Koordinasyon Merkezi'nde 7 gün 24 saat olarak belediyemiz şehrin genelindeki bütün gelişmeleri kameralarımız vasıtasıyla takip etmekte ve burada bulunan ilgili birimlerin temsilcileri yoluyla ilgili birimlere gerekli uyarılar yapılmaktadır. Bugün de sabah saatlerinden itibaren beklenmekte olan yağış nedeniyle ilgili birimlerimiz uyarılmış ve kendilerine olabilecek gelişmeleri, olumsuzluklara karşı ilgili noktalarda, sorun yaşanabilecek noktalarda hazır bulunmaları talimatı verilmiştir. Gün boyu gelişmeler takip edilmiş ve özellikle Anadolu yakasında yağmur geçişleri görülmüştür. Bazı ilçelerde orta şiddette yağış olarak nitelendirdiğimiz 20-25 kilograma kadar yağış görülmüş. Özellikle Şile ve Kadıköy ilçelerinde ise 50 kilograma kadar çıkan yağışlar, yani kuvvetli yağışlar izlenmiştir. Bu yağışlar çerçevesinde bazı noktalarda özellikle alt geçitlerde veya metrobüs istasyonlarında göllenmeler oluşmuş. Fakat birimlerimizin hazırlıkları sayesinde bu göllenmeler tamamen giderilmiş ve herhangi bir hizmette veya ulaşımda aksamaya yer vermeyecek şekilde düzeltilmiştir. Şu an temizlik çalışmaları bu kapsamda devam etmektedir. Bu hizmetler kapsamında yaklaşık 4500 personelimiz, 1700 civarında da araç, iş makinesi ve buna dair ekipmanlar kullanılmaktadır. Saat 19'a kadar özellikle bu yağışın şehrin genelinde az kuvvetli şekilde devam etmesini bekliyoruz. Herhangi bir sorun beklemiyoruz bu kapsamda. Dediğim gibi kameralarımız vasıtasıyla bütün süreç gözlenmekte ve bütün olumsuzluklara temsilcilerimiz vasıtasıyla anında müdahale edilmektedir. Tabii bu kapsamda vatandaşlarımızın da ihbarları yoluyla biraz daha süreçlerin hızlandırılması sağlanmaktadır. Göremediğimiz veya tespit edemediğimiz noktalarda vatandaşlarımızın katkılarını da bekliyoruz hızlı müdahale edebilmemiz adına. Yazıcı, Yeni Kapı Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatının en kısa sürede tamamlanacağını, Eminönü alt geçidinde zarar gören esnafa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlayacağını, zarar gören işyerlerinin bakım ve onarımının da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını açıkladı.